Evet sevgili dostlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Bugün misafirlerimiz oldukça diyetisyen ağırlıklı. Geçen haftalarda daha çok tedavi ettiğimiz misafirlerimiz vardı. Ama bugün özellikle gün içinde davet edilen gençlerle birlikte Şüada hocamız yeni bir haftada, yeni bir cumartesi, yeni bir sunum. İnşallah geleneksel hale gelecek. Geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz yıllarda kapalı olarak devam eden akademik toplantılarımızı bir şekilde sizlerin de verdiği cesaretle artık açık hale getirdik ve YouTube'da inşallah yakın zamanda canlı olarak yayınlayacağız bu toplantılarımızı, bu akademik toplantılarımızı. Beklentimiz tabii ki onkoloji kliniğin yaklaşık 2,5-3 yıldır elde ettiği deneyimlerin, binden fazla hastayla birlikte hasta bazlı çalışmalarında elde ettiğimiz deneyimlerin aynı zamanda copyright olarak onkoloji kliniğin tedavi protokolü, nütrisyon protokolü, nütrisyon denge protokolü olarak sizlerle paylaşabilmek ve onları copyright olarak kayıtlara geçirebilmek ve inşallah yakın zamanda broşürlerinin ve de söz konusu sürecin kitaplarının da sizlerin inşallah ulaşabileceğiniz hale getirebilmek istiyoruz. Burada ben yine bu hafta Şüada Hanım'ın hocamızın yine mentörlüğüyle, yine emeğiyle tekrar öne çıkıp en azından kameranın karşısına geçilince kendim anlatayım demesinden teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bizim kendi adımıza popüler olan özellikle eliminasyon diyeti çok geri bildirim ve gönderdiniz. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Aynı zamanda sosyolojik diyet diye eliminasyon diyeti copyright'ı bize ait, onu söylemek isterim. Aynı zamanda sosyolojik diyet yine copyright'a bize ait, onu da söylemek isterim. Bundan sonra size bizim kliniğin pek çok popüler diyetini, popüler başlığını sizlerle paylaşacağız. Ama biz kendi içimizde çok interaktif eleştirel bir ekibiz. Kendimizi kendimize eleştirmeyi aynı zamanda büyüme ve aynı zamanda da öğrenme olarak kullanıyoruz. Tam geçtiğimiz hafta içinde kliniğimizin popüler diyetleriyle başlayalım derken Şüada hocamız, hocam popüler diyetlerle başlayalım, onunla devam edelim ama ben bu hafta özellikle kamuoyunda sıkça bilinen popüler diyetlerini, özellikle popüler değil de popülist diyetlerini, aslında bana göre birazdan onu düzeltecektir muhtemel, başlığı bile düzeltebilir. Popülist diyetlerin aslına bakarsan canlı kalmamız adına, canlı kalmamızdaki doyunmanın homeostazisi adına, doyunmanın dengelenmesi adına bazen tüm vücudun algoritmasını, bazen vücudun tamamen en ciddi nütrisyon dengesini, protein dengesini, vitamin dengesini, kalori dengesini, mineral dengesini, totali homeostazisini bozabileceğini savunuyoruz. Ve biz ilginç bir şekilde, ben burada onkolojiyle uğraşıyorum, kanser cerrahisiyle uğraşıyorum. Belki de son 2-3 yıldır çok daha fazla dikkatimi çekti. Ve siz yakın akrabalarınızda duymuş da olabilirsiniz. Tam kilo vermek için hocam diyete başlamıştım. Diyetten 3-4 ay sonra hızlı bir şekilde kilo vermeye devam etti. Ve ondan sonra test yaptırdığımda kanser olmuşum diyen hastalarımız var. O yüzden vücudun orijinal homeostazisini bozmamak gerektiğini inanıyorum. Geçtiğimiz hafta örneğin ciddi manada NASH dediğimiz alkolik karaciğerin dışında olan, yağlı karaciğere bağlı olarak sirotik proses yaşamakta olan, aynı zamanda da Alzheimer protokolünün yönünden de demansları başlamış olan bir hastamız bize misafir olmuştu. Yakınları fonksiyonel tıp adına ciddi manada kaloriden fakir ve de vitaminden fakir kaldıklarını gördüğümde, ciddi dekompanze karaciğer ve asitle gelen bir hasta gördüm ve kanser mi olduk acaba diye buraya araştırmaya geldiler. Bu çok önemli bir başlık, bunun gibi örnekler. Dolayısıyla sevgili dostlar, popüler diyetle ilgili çok fazla cümle var. Herkesin kendi diliyle, kendi eliyle, moda tabiri popülist diyetler ve pek çoğunun adından birazdan Şüada hocamız bahsedecek. Bunlar gerçekten ne kadar bizim homeostazisimizi bozuyor, ne kadar tehlikeli, ne kadar riskli. Hazır nütrisyonla ilgilenen profesyoneller bugün kalabalıkken salonumuzda, bugün de bu konuyu anlatmak bence nütrisyonistlerimiz adına kıymetli olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla tüm nütrisyonistlerimizi, bizi takip eden diyetisyenlerimizi, profesyonellerimizi, doktorlarımızı ve de fonksiyonel tıpla ilgilenen hocalarımızı ve de vatandaşlarımızı, bizi takip eden gençleri, tıp doktoru olacak olan arkadaşlarımızı ben buradan vurgulamak istiyorum. Aslına bakarsan süreç tamamen bir homeostazis sevgili dostlar ve tamamen bir denge. Dengeli bir şekilde süreç yönetimi, bunu Şüada hocamız hemen hemen her vakasında gündemlediğini görüyorum. Geçtiğimiz haftalardaki sunumunda da ciddi manada bu dengeden bahsetti. O zaman biz cümlenin başına ve sonuna dengeyi, yani Latince ifadesiyle homeostazisi koyacağız ve bu homeostazisin etrafında hiç de uzaklaşmadan bu homeostazis konseptiyle sizlere inşallah önümüzdeki dönemde onkoloji kliniğin copyright protokollerini, bizim adımıza çok sonuç aldığımız için bizim kendi içimizde popüler olan ama asla popülist olmayan diyetlerini, önce popüler diyetlerin tehlikesini Şüada hocamız bahsettikten sonra inşallah gelecek haftalarda bizim popülist olmayan popüler diyetlerimizle sizin karşınızda olacağız.
popüler süreç yönetimleri sizinle birlikte olacağız. Şeyde hocam artık tanıyorsunuz çok yakinen kliniğimizin mentorlarından ve en güçlü figürlerinden biri. Ben tekrar onun uzun uzun anlatmayacağım. Artık yüzünü alışacaksınız yakın zamanda. Cüneyt Hocam biraz da bırakırsan konuyu kendim anlatıp çıkacağım size orada. Hocam buyurun esnafımla anlatın tabii ki. Ben Cüneyt Hocamıza sözü bırakıyorum. İnşallah bugün salondan da soru alabiliriz. Geçtiğimiz haftalarda süreci yönetmekte sıkıntı olur diye almamıştık. Sesli olarak yüksek sesle onları alıp evet. Siz de o sorulara cevap verebilirsiniz. Bugün interaktif olarak onu da deneyelim derim. Şimdiden ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Bugün biraz daha kalabalığız geçtiğimiz haftalara göre ve şu an diyetisyenlerle beraber yoğun bir diyetisyen kadrosu olduğu için açıkçası biraz heyecanlıyım. Geçtiğimiz sonlarda daha da heyecanlıyım. Günün sonunda seni de heyecanlandırabildik ya. Evet. Herkese çok genelde hep çok soğukkanlıyımdır ama bugün ben de biraz heyecanlandım. Çünkü genelde bizim kendi işimize yaptığımız sunumlarda zaten rahatım. Hastalarla beraber de çok rahatım ama şimdi meslektaşlarımızla beraber olunca gelecek soruları heyecanla bekliyorum. O zaman sevgili diyetisyen kardeşlerim, nütrisyon profesyonelleri, gerçek homeostazis. Bundan 10 bin yıl öncenin avlayıcı, toplayıcı döneminin gıda avcılarının bugünkü gıdadan uzaklaştırıcı, koruyucu modelleri. Gelecek haftalarda sizleri de bekliyoruz. Şöyle hocayı heyecanlandıralım. Tek başına olunca bizi eziyor biraz. Ben sözü size bırakayım. Eğer tamam. Kabul ederseniz arkadaşlarımla birlikte ben de dinleyicilerimle nasıl arzu edersiniz, nasıl arzu edeceğiz? Peki, buyurun söz sizde. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan hepiniz. Şimdi bugünkü konumu aslında belirlerken biraz düşündüm, hatta bayağı düşündüm. Geçtiğimiz haftalarda da biz diyetlerle ilgili bir giriş yapmıştık. Diyetler, diyet sistemi nasıl kuruluyor, kliniğimize yaptığımız diyetler nasıl uygulanıyor ya da diyetlerimizi biz nasıl neye göre planlıyoruz diye küçük bir sunum haline getirmiştik yine bu konumuzu. Şimdi de aklı aslında hastalarla beraber konu üretebiliyorum ben de. Hastaların geri dönüşleri veya hastaların neyden müzdarip olduğuyla alakalı veya gördüğüm vakalarla alakalı da yine sunumlarla ilgili neler paylaşılabilir, nasıl bilgilendirebiliriz? Hem hastalarımızı hem hasta olmaktan korumak isteyen vatandaşlarımızı nasıl bilinçlendirebiliriz? Popüler diyetlerin hastalıklar üzerine etkisinin iyi bir konu olacağını düşündüm. Popüler diyetler dendiğinde aslında ben internette araştırırken baktım ve benim bile hiç duymadığım, hiç bilmediğim birçok diyet isimleri var. Yine duyduklarımı az çok bildiklerimi koydum. İşte su diyeti olabilir bu, lahana diyetleri, ananas diyetleri, tamamen arınma diyetleri, farklı farklı birçok isimde diyet var aslında. Peki bu diyetler gerçekten uygulanıyor mu? Uygulayan insanlarda nasıl rahatsızlıklar çıkıyor? Uygulanabilirliği var mı bu diyetlerin veya fayda sağlanıyor mu? Eğer fayda sağlanıyorsa da sonrasındaki zararları neler diye aslında hepimizin temelde bildiği ama o hasta psikolojisine girildiğinde o çaresizlikle ne yapacağını bilemeyip saldırdığı diyetler ve ilk internette yazıldığında popüler diyetlerden dilinde çıkan birkaç tane diyeti konu aldım. O konularla ilgili, o diyetlerle ilgili de yaşayabileceği daha farklı rahatsızlıklar aslında bu diyetleri yaptığında veya uyguladığında sağlık açısından nasıl kötü etkileşimler içerisinde olacağı ile ilgili küçük bir sunum hazırladım sizlere. İlk çıkan diyet tabii ki detoks diyetleri oldu. Sadece sıvı diyetler, vücudu arındırmaya yönelik olan diyetler. En popüler ve şu an ilk yazıldığında en üste çıkan diyetler, hatta bazen diyet dendiğinde bile en üste çıkan yazı direkt detoks. 5 günde şu kadar kilo verelim, 3 günde şunu yapalım, bağırsaklarımızı boşaltalım. Detoks kavramını halkımızın bilmediğini düşünüyorum ben. Çünkü detoks dendiğinde veya internette yazılan yazılara baktığımda meyve suları görüyorum. Zaten meyve suyu, yani aldığımız veya kullandığımız bitkilerin veya sebzelerin aslında blenderdan geçirilmiş haliyle uygulanan bir diyet modeli gibi düşünülüyor. Ve bunun bir şekilde vücuttaki toksinleri arındırdığından bahsediyor. Vücudu temizlediğinden bahsediyor bu diyetler. Vücuttaki toksinleri alıp idrarla beraber uzaklaştırıp 10 kilogramlar, 5 kilogramlar gibi kilolar verildiğinden bahsedilen bir diyet modeli karşımıza çıkıyor. Aslında detoks sistemi vücudun kendi kendine yaptığı bir sistem. Vücutta oluşan radikal maddelerin nötrlenmesi ve vücuttan atılması için gerçekleşen işleme biz detoks diyoruz tabii olarak. Şimdi bu işlemi vücutta yapan aslında temel organlarımız var. Hocanın burada en çok uğraştığı organdır belki karaciğer. Karaciğer bu işlemi yapıyor, böbrek bu işlemi yapıyor. Biz eğer karaciğeri korursak, böbreği korursak zaten karaciğer ve böbrek benim detoksumun, vücudumun arınmasının yerine geçen temel iki organ olarak karşıma çıkıyor. Ama işin kolayına kaçmak isteyen veya ben vücudumu bir şekilde arındırmak istiyorum diye internete yazı yazıldığında karşısında bu diyet modeli çıkıyor. Ve metabolizma çalıştığı sürece vücut her saniye serbest radikalleri yakalayıp vücuttan kendi kendini uzaklaştırmayı başarıyor. Bunu da antioksidanlarla sağlıyor aslında. Serbest radikalleri antioksidanlarla yakalayıp zaten karaciğer böbrek vasıtasıyla beraber vücuttan uzaklaştırmayı sağlıyor. Detoks diyetleri uzun zamandır popülerliğini koruyan diyetler olarak karşıma çıktı ve vaat ettiği şeyler hızlı kilo kaybını vaat ediyor. Ve bu diyetlerin kısa sürede toksinlerin vücuttan tamamen uzaklaşacağı, arındıracağına yönelik bilgiler yazıyor. Cilt parlaklığına yardımcı olduğu yine bu diyetlerin söyleniyor. Aslında anti-aging besinler belki ama detoks diyetleri dendiğinde tak 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 çıkan şeyler bu cümleler. Detoks diyetleri açlık diyetleri veya lahana diyetleri veya ananas diyetleri, yoğurt külleri gibi farklı küllerle karşımıza çıkan cinsten tahminen meyve suları, sebze suları, yine karşıma çıkan ananas diyetiyle 5 günde 5 kilogram verdi, lahana diyeti zamanı, hadi lahana diyeti yapalım gibi görseller internet üzerinde mevcut.
Vaat ettiği şey kalori kısıtlamasıyla hızlı kilo vermeyi vaat eden bir diyet modeli. Peki biz bunun karşılığında ne görüyoruz? Uzun vadede veya sık sık bu diyeti yap boz olarak kullanan vatandaşlarımızda, hastalarımızda. Maalesef bu diyetler sürdürülebilir değil en başta. Bu amaçla diyete başlandığı zaman bunun sürdürülebilirliği tabii ki olmuyor. Çok ciddi kalori kısıtlamaları var. Kas kaybına neden oluyor bu diyetler maalesef. Bir sonraki slaytlarda var ama şimdi başta da söylemek istiyorum. Kalbimiz de bir kas. Bazen çok ciddi kilo kayıplarında, çok ciddi kas kayıplarında biz çok farklı bir işte kaş eksiye doğru giden tabloda kalbe kadar etkilendiğini görüyoruz. O yüzden kasın da bir, kalbin de bir kas olduğunu unutmamak lazım ve kas kaybına neden olan bir diyet modeli olarak karşımıza çıkıyor. Vitamin eksikliği tabii ki çünkü sadece sıvı olarak bazı sebzelerin yendiği diyet modeli bunlar. Böbrek taşı oluşumuna sebep oluyor maalesef bu diyetler. İçerisindeki vitaminler eksikliği ve o homeostazın bozulmasına bağlı olarak safra taşının oluşması neden oluyor. Ne kadar detoks dense de aslında safra taşının oluşmasına kadar gidiyor. Bağışıklığı zayıflatıyor çünkü vitamin minerallerden eksik besleniyor bunlar ve dehidratasyona neden oluyor bu detoks diyetleri. Ve Avrupa Birliği diyor ki aslında kanıt yetersizliğinden dolayı benim detoks olarak adlandırabildiğim herhangi bir besin veya herhangi bir içerik diyor. Yok, ben böyle bir beyanı reddediyorum diyor. Elektrolit dengesizliği bizde ne gibi sonuçlar yaratıyor hastalarımızda? Kalp hastalıkları başta olmak üzere bayılmalara sebebiyet verebiliyor maalesef bu diyetler. Yeri geldiğinde solunum yetmezliğine kadar götürebilir maalesef hastalarımızı. Duygusal olarak, psikolojik olarak diyet psikolojik bir süreç aynı zamanda. Biz diyetleri kalorilerini hesaplıyoruz ama hastaya bir şey kısıtladığımız zaman hastanın maalesef duygusal olarak da ruhsal sağlığını da maalesef bozuyor olabiliriz. Bu diyeti yapmak zorunda bıraktığında hastanın kendisi. Ve diyet sonrasında da normal gıdalara başladığı zaman kaybettiği kilogramları hızlı bir şekilde alıp daha büyük bir depresyon kaynağı haline geliyor bu diyetler. O yüzden uzak durulması gereken veya ne için yapıldığı bilinen bir diyet yapılması lazım. Detoks diyeti sadece şu an zayıflamak için değil ya da ben hızlı kilo kaybedeyim değil. Bazen hastalarımızın tüketemeyeceği gıdaları belki blenderdan geçirerek verebileceğimiz veya kalorisini karşılamak için uğraşarak kazanılacak bir içecek olarak verilebilir diye düşünüyorum. Ve ilk söylediğim cümle detoksu zaten bizim kendi vücudumuzda karaciğerimiz ve böbreklerimiz sağlıklı olduğu sürece yerine geçiriyor. Önceliğimiz karaciğeri korumak, önceliğimiz böbreğimizi korumak. Organı korumak için eğer diyet yapmayı veya sağlıklı beslenmeyi hayatımızda amaç haline getirirsek böyle farklı detoks yöntemlerine veya kendimize zarar verecek uygulamalara da gerek kalmayacaktır. Bir diğer diyet, Türkiye'deki ismi birazcık Karatay diyeti olarak adlandırılıyor zaten. Dukan diyeti. Vücudumuz proteini sindirmek ve metabolize etmek için fazla kalori harcar. Evet, doğru bir bilgi. Ayrıca proteinlerin sindirimi daha uzun sürdüğü için de kendimizi uzun süre daha uzun süre tok hissederiz, daha açlık hissederek bu diyetleri daha kolay yapabiliriz diyor. Örnek olarak protein ağırlıklı diyetler, düşük karbonhidrat, yüksek protein diyetleri. Bu diyetler bazen hastalığın boyutuna göre uygulanabilir diyetler ama bunu sadece zayıflamak için veya sadece ben bu diyeti duydum, bu diyet popüler bir diyet, ben bu diyeti yapayım dendiğinde hastanın rahatsızlığının ne olduğuna bakmak lazım. Hastanın eğer kalple ilgili problemi varsa, hastanın böbrekle ilgili bir problemi varsa kesinlikle biz bu diyetleri kontrolsüz uygulatmıyoruz hiçbir hastamıza. Geri dönüş ne oluyor? Hasta ilk başta ketose girdiği için ağız kuruluğu, ağız kokusu, yorgunluk, baş dönmesi, bulantı, uykusuzluk, çok ciddi kabızlık şikayetleri. Çünkü protein yüksek düzeyde yeteri kadar yağ ve karbonhidratla desteklenmediği sürece hastalarımızın çoğunda kabızlık görüyoruz. Uzun vadeli böbrek taşı oluşumu, yine GFRS hastalığına düşebilir, osteoporoz, kemik sağlığında gerileme ve gluta sebebiyet verebileceği için bu diyetleri de kesinlikle kontrolsüz yapmıyoruz. Atkins diyeti orijinal adıyla aslında bir doktorun önerdiği bir diyet. Yine düşük karbonhidratlı bir diyet. Düşük karbonhidratların kademeli vücuda eklendiği bir diyet. Önce çok düşük bir karbonhidratla başlanıp sonrasında 20, 40, 60 olarak karbonhidratların arttırıldığı ve vücudun dengelenmeye çalıştığı bir diyet modeli. Ve temeli de yüksek yağ ve yüksek protein içeren diyetler. Yine bu diyetlerde benzer içerikte aslında. Ve bir diğer Dukan diyetiyle benzer içerikte yaklaşık olarak yüksek protein ve yüksek yağ içeriği sebebiyle. Yan etkileri yaklaşık olarak aynı. Özellikle bu diyetlerin uygulanmaması gereken kesimler. Diüretik kullanan, insülin kullanan, oral diyabetik yani şeker hastası olan bir birey. Ben şeker hastalığından kurtulmak istiyorum ve kiloluyum. Doktorum bana kilo verin dedi cümlesiyle geldi ve internette bu diyetleri yazdı, bu diyetleri yapmaya başladı. Düşük karbonhidrat alımları eğer insülinle beraber düşük karbonhidrat almaya çalışıyorsa o hastanın biz bir anda kan şekerinin 40'lara 50'lere düştüğünü, hastaneye yoğun bakımlara kaldırıldığını görüyoruz ve bu çok fazla gençlerde moda olan bir durum. Çok fazla genç hasta dahiliye kontrolünden bana geliyor çünkü yoğun bakıma kaldırılarak geliyor hasta. Hastanın şeker kontrolü yapılamadığı için hasta hiç karbonhidrat alamadığı diyetlerle kontrolsüz insülinler bulunduğu için maalesef sonu yoğun bakımda, daha sonra da diğer profesyonellerin elinde süreci yönetmeye çalışan gençler var. O yüzden kontrolsüz yapılmaması lazım. Gebelerin bu diyetleri yapmaması lazım. Emziren kadınların yine bu diyeti uygun görülmemiş ve yapılmaması gerekli. Yine böbrek hastası olanların da yüksek doz proteinden ve yağdan bir tık daha uzak kalmaları gerekli. Hocam az önce siz aslında paleo diyetini anlattınız biraz. Doğada böyle taş devrinde insanlar yediği besinler daha kontrollüymüş, bir şimdi ellerinden almaya çalışıyoruz, elimine etmeye çalışıyoruz gibi. Öyle bir diyet modeli var, paleo diyeti. Paleo diyeti aslında tamamen doğal besinlerle beslenilmesini savunan ve taş devri diyeti olarak adlandırılan bir diyet modeli. Bu diyet modeli içerisinde tadılar yok. Tamamen et, hayvan ve hayvanların ürettiği gıdalarla aslında süre gelen bir diyet modeli. Doğada olan, var olan şeylerle tüketim sağlanan bir diyet modeli. Evet, uygulanabilir, denenebilir. Belki
bu bilgi kirliliğinden, bu marketlerin kirliliğinden ya da şurupların kirliliğinden daha da uzaklaşabileceğimiz bir diyet modeli olarak karşımıza çıkabilir. Ama biz yıllardır karbonhidrat bağımlısıyla yetişmiş veya büyümüş olan nesilleriz. En basitinden yoğurt yemediğimizde bile anneler şeker karıştırıp yoğurt veren bir nesildir. Hiç tahıl almamak, hiç karbonhidrat almamak, tahıl gruplarından bu denli uzakta bir beslenme programı gerçekleştirmek bizim fizyolojimize ne kadar doğru, bizim genetiğimize, mikrobiyotumuza ne kadar doğru bir soru işareti. Çünkü genetik olarak buna evrilmişiz. Kan şekeri dengesizliği yine bu diyetlerle beraber görülebilir. Şeker dengesini, vücut glikoz ayrımını yapamayabilir. Baş ağrısı, hipoglisemi, ataklarla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden böyle bir mantığa veya böyle bir felsefeye geçilecekse bile bu diyetlerin mutlaka belirli bir aşama aşama gidilip aşamanın sonrasında geçmesi lazım. Bu tamamen daha felsefik, ben doğadan besleniyorum tarzını düşünülen diyet modeli. Kan gruplarına göre beslenme bir dönem çok modaydı. Belki duyanınız, belki uygulamaya çalışan arkadaşlarımız veya danışanlarımız illaki vardır diye düşünüyorum. Kan gruplarına göre beslenmenin, aslında kan gruplarına göre beslenme ben araştırdım ve çok da bizim algıladığımız veya internette yansıtan gibi bir şey olmadığına karar verdim. Çünkü grupların hepsi farklı farklı yasakları var, farklı farklı besin gruplarının yüksek miktarda alalım, azalalım gibi cümleleri var ama aslında bu kan gruplarına göre beslenmenin temeli, sağlıklı beslenmenin temeli olduğunu öğrendim. O kan gruplarıyla besleme dendiğinde birkaç besin grubu dışında diğer bütün besin gruplarının çeşitli olarak vücuda alınması gerektiğini savunan diyet modelleri var. Sadece A grubu kan grubunu ait olan bireylerin sebze tüketimi daha fazla olmalı. B grubuna et tüketimi ya da sıfır kan grubuna sahip olanların kafein içeriği gibi ya da AB kan grubuna sahip olan bireylerin süt grubu tüketmeleri daha iyi olabilir gibi bir beslenme programı döngüsü var. Bu döngü... Hocam interaktif olması açısından tabii, buyurun. Ben şey bölmek istiyorum. Tabii ki her zaman. Siz size söz verirken popüler değil popülist diyeceğiz dedim ama ben arkadaşlara da soracağım bunlardan en popülist hangisi diye. Soralım. Ben bu diyeti en popülist oyunumuna kullanıyorum yani. Arkadaşlardan da birazdan en popülist hangisi diye. Yani kan grubunu insanların öğrenmeli ne kadar oldu? Yani çok uzun değildir. Çok uzun değil. O zaman bu koşullar altında en popülisti bu. En popülisti doğru. En popülist diyetimizi kan grubu diyeti olarak belirledik. İşte bu diyet mantığı algı olarak şöyle bir algısı var. Televizyon haberleri de gördüm sonrasında bunlarla ilgili. İşte A grubu olanlar şunları asla yemesin. Flaş. B grubu olanlar flaş tarifler, kan grubuna uygun tarifler vesaire. Değişik bir medya var, değişik bir algoritma var, değişik bir beslenme algısı var halkın. Çünkü ben bunu kendime sorulduğuna defalarca şahit oldum. Özellikle hastalık konusu konuşulduğunda, burada kanser konusu konuşulduğunda, kanserle ilgili beslenme planlaması yaptığımızda kan grubumda bu kan grubuna göre de önerebileceğiniz bir şey var mı? Ben hangi besinleri yasak olarak tüketmeyeyim ya da hangi besinleri diyetime ekleyeyim gibi sorular geliyor. Aslında bu grup beslenme, kan gruplarına göre beslenme tamamen medyanın belki de, bilmiyorum birkaç çalışma var bununla ilgili ama medyanın belki itilmesiyle var olan diyetler. O yüzden dikkat edilmeli. Zaten uygulanabilirliği yok. Denecek kadar az diyetler. Ama gördüğümüz zaman da şaşırmayalım derim. İlk diyeti intermittent fasting, aralıklı oruç diyeti. Aralıklı oruç diyeti aslında sık sık uygulanıyor. Dönem dönem hastalıkları için, bazen karaciğerli hastalıkları için ama uygulanabilmesi için mutlaka bir profesyonelle beraber çalışılmalı. Doktoru takip etmeli o hastayı, diyetisyeni takip etmeli o hastayı, kan grupları düzenli olarak bakılmalı o hastanın. O hastanın kan şekeri takibi, tansiyon takibi olmalı. Kontrolsüz olarak yapıldığında çok ciddi etkileri olan bir diyet çünkü. Halsizliğe, baş dönmesine, yorgunluğa, safra taşlarına, böbrek taşına yine ve tiroid hastalarının asla uygulanmaması gereken bir diyet modeli olarak karşımıza çıkıyor bu diyet. Belli bir saat dilimi var. Belki ilk diyetiyle ilgili sonrasında farklı bir sunum da hazırlanabilir. Çünkü birkaç farklı saatte uygulanan ve mantığı olan bir diyet modeli. Diyet modelinin mantığında belirli bir saat aralığında ben yemek yiyebilirim, kalori alabilirim. Onun dışındaki diğer saat aralıklarında kalori içeren bir gıda tercih etmeyeceğim diye uygulanan bir diyet modeli. Benim bir kişi uygun olarak farklı saatlerde uygulanabiliyor. Ama kesinlikle burada şu noktaya aslında ben dikkat çekmek için özellikle koydum. Tiroid hastası olanlar, hipotiroidi olan hastalar bu diyetleri yapmasınlar. Uzun süreli açlık uygun bir diyet modeli değil. Ya da gastriti olan, beflüsü olan bir hasta uzun süre kendini aç bırakmamalı. Uzun süre kendini aç bıraktıktan sonra bir anda durumu ağırlaştığı kültürü içine koşarak hastaneye gittiğinde aslında yaptığı diyetler ya da yaptığı yanlış uygulamalarla bu yola doğru, bu rahatsızlığa doğru kendini götürdüğünü bizler şahit oluyoruz. Kilo almanın ve sağlık değerlerinin bozulmasının altında yatan temel sebepler yanlış ve yetersiz beklenmedik kilo popüler diyetlerin üzerinde. Şimdi şöyle bir cümle var. Diyor ki ben kilo alıyorum. Kilo aldıktan sonra vücudumdan bir anda bu kilogramı atmak için çırpınıyorum. O çırpındığım zamanlarda yaptığım yanlış diyetlerle beraber daha fazla kilo alıyorum. Daha fazla kilo aldıktan sonra daha büyük bir kısır döngüye giriyorum. Diğer popüler diyet uyguluyorum. O diyetten de kilo alıyorum. Veya o diyetin besin yetersizliğine bağlı olarak farklı bir rahatsızlığı öğreniyorum derken böyle bir kısır döngüye giriyorum. Ve genelde kilo almanın en büyük nedenlerinden biri de uygulanan popüler diyetler. Bu kısır döngü. Ben kilo kaybetmek için diyet yaparken uzun vadede baktığımda birkaç ay sonrasında kilo almış buluyorum kendimi. O yüzden uzak durulması gereken öncelikli olarak bu popüler diyetlerin kontrolsüz yapılması diyorum. Ve vücudun hormon düzenini bozuyoruz. Vücudun kendine ait bir homeostazı var. Kendine ait bir dengesi var. Kendine ait bir çalışma sistemi var. Kendisi kendi kendine belirli bir noktada enerjiyi harcayabiliyor.
Ben kaloriyi kıstıkça, ben enerjiyi kıstıkça, ben vücudumda var olan kalori harcamasını kısmaya çalıştıkça vücut da kendi kendini aslında bir şekilde dengelemeyi başarıyor. Çok fazla metabolik sendromla hastayla karşı karşıya kalıyoruz. O metabolik sendromun temel sebeplerinden bir tanesi aslında hem vücudun çok dengesiz, kendi yaptığı dengesizlikler sebebiyle oluştuğu bir sonuç genelde. Bazen de genetik faktörlere bağlı oluyor. Ama %50-%60 oranında hastanın aslında kendi kendini obez ettiğini yıllar boyunca görüyoruz ve şahit oluyoruz. Vücudunuzu lütfen hormon düzenini bozmadan, vücudun dengesine zarar vermeden, yumuşak yumuşak vücudun kendi algoritmasını bozmadan diyetlerle beraber zayıflamayı veya sağlıklı yaşamayı öngörmek ve düşünmeniz lazım. Ve bazı diyetler kişinin çok hızlı kilo vermesini sağlarken sağlıklı kan parametrelerinin de bozulmasının en büyük nedenlerinden biri haline geliyor. İşte bu kolajen enzimlerinin bozulması, böbrek fonksiyonlarının bozulması, safra taşı oluşumu ki hocam belki yıllarca safra taşlarını temizlemiştir, safra keselerini almıştır hastaların kötü beslenme alışkanlıkları. Kötü beslenmeye bağlı olarak vücudun oluşturduğu şey kolesterol taşları olabilir. O yüzden bizim ne yediğimiz, ne içtiğimiz bütün bir vücudun sorumluluğunu taşıyoruz yemek yerken. O vücuda giren, mideye giren, karaciğere giden, bağırsağa giden, anüsten çıkan hepsi bir sistem halinde. Ve başlangıç bizim bu ağzımız, unutmayalım. O yüzden ne alırsak bu vücudun genel dengesini bozmamak adına alınması gereken besin grupları olarak da görmeliyiz aldığımız her bir besin grubunu. Kas kaybı bu diyetler sonrasında ciddi bir komplikasyon ve kalbin dibi kas olduğu asla unutulmaması gereken bir gerçek. Ben kilo kaybedeceğim derken kaslarımı kaybetmeyeceğim. Çok güzel bir görsel bence bu. Aslında iki tarafta vücudun bu gördüklerimiz aslında kas grupları. Sonrasında kas grubunun zayıflamasıyla beraber vücudun o kas grupları belki aynı hacimde ama içerisindeki kas grubu azalmış ve yağ hücrelerinin sayısının arttığı bir görsel. O yüzden kilo kaybetmek evet sağlık açısından yağ kaybetmek gerekli ama bunun için kas kaybetmek ve bunun için vücudun dengesini bozmak sizin elinizde olabilir. Şeyler hocam, lazım. Özür diliyorum. Arkadaşlarım da madem bir şey. Oradaki tabii ki bu klinikte aynı zamanda klinisyen olarak hastaların filmlerini Evet. Kasın grisi kala, kemiğin daha beyaz olduğunu, yağın daha siyah olduğunu, derinin orada daha açık renkli olduğunu. Evet. Dolayısıyla oradaki görselde aslında senin gördüklerini arkadaşların da görmesinin konuşurken bile ne kadar içi dolu bir şekilde rahatlıkla ifade edebildiğini anlamaları açısından orada kası, kemiği, deriyi ve yağı skalalarında gösterirseniz. Belki daha büyük. Direkt onda gösterirseniz. Şimdi şöyle düşünelim. Bu şu an kol anatomisi görüyoruz ve kol anatomisi içerisindeki kemik dokusunu görüyoruz burada. Bu kemik dokusunun etrafındaki kas aslında buradaki koyu skalanın görüldüğü o kas tabakası vücudun bizim gördüğümüz kısmıyla söyleyeyim. Görünen kas tabakası. Karşıda aynı vücut gibi görünüyor olabilir iki tarafta. Aynı vücut, aynı sistem görülebilir. Ama dokunulduğunda veya biz bunu çekimlerle görebildiğimiz zaman hastanın aslında kas gruplarının içerisinin parçalanmaya başladığı, yağ gruplarının hücre içerisine, hücre içerisine girdiği, hücre içerisine girdikten sonraki o hacimsel boyutun belki aynı kaldı ama içerik olarak sarkopeniye doğru gittiğini hastanın birebir görebildiğimiz bir görsel. Şimdi çekimlerle beraber bu sadece belki kol için ama bunun bir karaciğeri olduğunu, bunun vücudun iç organlarında da aslında aynı bu şekilde ilerlediğini biz hocayla beraber belki her çekimde şahit olup görüyoruz. Derinin altındaki kaslar arasındaki siyah alan X-ray sert dokuyu beyaz, daha az sert olanı gri, daha yumuşak olan yağı siyah, daha sert olan deriyi beyaz bak çerçeve gibi gösteriyor. Kemik, kas, evet. Yağ alanı, evet yağ tabakası ondan sonra deri. Bunu hemen grisiyle X-ray'in nasıl çalıştığını ve tomografide nasıl çözümlendiğini belki de şu yerde yine 1000 hastada dinlemişti ben hastaları anlatırken. Kardeşlerimiz de duymaya başladı. Böylelikle oradaki yağı bir radyolog gibi okuyabiliyor aslında. O yüzden onu algılarken devam edelim hocam. Aynı şey geldim hocam. Şimdi bu görselden yola çıkarak gözümüzde keşke bunu koysaymışım. Gözümüzde canlandırmamız gereken şey aslında birer organ. Belki hastalarımızın görüntülerinden ekleriz önümüzdeki haftalarda. İşte karaciğer MR sonuçlarının öncesi sonrası görüntülerini. Buradaki o anatomik yapını biz belki burada daha çok hastalık kısmıyla ilgileniyoruz bu çekimlere bakılırken ama aslında bu çekimler detayında hastanın bizim yaptığımız buradaki tanit ölçümlerinden çok daha detaylı ve net bir şekilde hastanın yağ grubunun nasıl olduğuyla alakalı çok ciddi bilgi sahibi olabiliyoruz çekimlerle beraber. Onları da inceleriz diye düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Böbrek taşı hocam gerçeğe yakın olmuş mu böbrek taşları? Evet. Bu böbrek taşı bu daha geçtiğimiz hafta sizin değil ama sonra o videoyu izledikten sonra daha öncesinde yapmıştım slide'ı. Aslında ilk gün çok şaşırdım. Bu kadar safra taşı, yani bu kadar çok mu oluyormuş ya da binlerce mi oluyormuş? Daha bu haftaki konseyde bu safra taşları ile ilgili 3000 tane safra taşından bahsediliyor. Küçücük safra kesinin içerisinde oluşan. Tabi oluşma sebepleri değişir ama bunun bir beslenme düzeninin kötüye gidişatıyla da oluştuğunu, bu taşları aslında vücudun oluşma sebeplerinin bir etkeni olarak da bizim neler yediğimiz, neler içtiğimiz, besin gruplarını vücutta nasıl sindirdiğimizin birebir karşılığı olarak görüyorum. Ki çok genç yaşlarda safra çamurlaşması, safra taşları oluşan hastalarımız var. Beslenmenin bu süreçteki etkisi çok ciddi. Hem oluşurken hem de safra taşları alındıktan sonra, kesi alındıktan sonraki süreçte hastanın beslenmesi mutlaka bir nutrisyonist tarafından takip edilmeli ve öğretilmeli diye düşünüyoruz. Klinikte de bunu önemsiyoruz.
ve yetersiz beslenildiğinde ya da fazla beslenildiğinde aynı şekilde hastanın bağırsak problemleri mutlaka karşı karşıya kaldığımız bir sorun. Çünkü hasta vitamin almadı, hasta mineral almadı, hasta yeterli miktarda fermentörü vücuduna girmedi, lif almadı, kosa almadı. Bağırsak düzeni ister istemez hastanın bozuldu ve bu hastanın bozulan bağırsak düzenini düzeltmek çok uzun zaman alır. Bir kere de veya bir ilaçla düzeltemeyiz. Belki akut bir problem varsa o akut problem bir ilaçla çözülebilir ama uzun vadede bağırsak düzenini tekrardan eskiye döndürmek hasta için aylar alır. Yine az önce bahsettiğimiz hastalardan bir tanesi 20 günde bir dışkılayan bir hasta, 20 günde bir hastalık dışkılayan bir hastanın tedavisi sadece diyetle çözümlenebilecek kadar önemli bir tedavi aslında. Çünkü hastanın aldığı lif grubu, posa grubu, vitamin grubu, mineral grubu neler aldığı bunların hepsi düzenli bir şekilde planlanıp hasta da bununla ilgili uygulayabilir düzeye geldiğinde sürdürülebilirliği sağladığında bir ay gibi, iki ay gibi bir süreçte aslında bu bağırsak sürecini de en azından destek olup o bağırsak sürecinde yardımcı olabileceğimizi görüyoruz. Tabii ki psikolojik etkenlik çok... Psikososyal süreç yönetimi. Kesinlikle öyle. Çünkü... Sırkadiyen ritim, gün algısı, zaman algısı. Çünkü hasta o kadar kötüydü ki buraya geldiğinde hem bu şikayetinden dolayı çok kötü ve beyin-bağırsak ilişkisinden ötürü de hastamız ekstradan, psikolojik olarak da bu durumdan artık çok muzdarip. O yüzden bu süreci iyi yönetmek, hastanın uyku düzenini, su tüketimlerini, yürüyüşlerini, uyku düzenleriyle beraber beslenme alışkanlıklarını, saatlerini düzenleyebildiğimizde başarıyı elde edebiliyoruz. O yüzden hastaların tamamına dokunmamız gerektiğini düşünüyorum diyetisyenler olarak. Ve popüler diyetler, son saatler zaten, genel olarak toparlamak gerekirse, popüler diyetler, ütopik bir dünya yoksa popüler diyetler ya da hastaya şu hastaya şu iyi gelecek, bu hastaya bu iyi gelecek, bu hasta proteini yüksek alsın, bu hasta azalsın gibi bir diyet sistemi mantığı olamaz. Çünkü popüler diyetler kişiden bağımsız olarak teorik bir canlıya ait üretilen diyetler. Teorikte bu alındığında bu sonuç çıkıyor. Veya ben sadece sıvı verdiğimde hastadan bu sonucu alıyorum. Ama hastanın komplikasyonları, hastanın rahatsızlığı, hastanın o an nasıl bir psikolojik süreçte olduğu bile o diyete uymayacak kısmında etkenlerden bir tanesi. Ve teorikteki insan canlısı ile hayatın devam ettiren insanlar maruz kaldığı ortam, maruz kaldığı çevre, maruz kaldığı ışıklar, maruz kaldığı egzoz maalesef birbiriyle örtüşmez. Arke hastalar ideal gaz resmi koymaya çalıştım. Belki kimya derslerinde hepimizin böyle kas sayı olarak kullandığı ideal bir dünya vardır, ideal bir gaz vardır o kas sayı olarak kullanılan. O kas sayı gibi görüyorum ben popüler diyetleri. Evet, böyle bir diyet, böyle bir yazı, böyle bir çalışma var ama bunun hasta üzerinde veya kişi bazında uygulanabilirliğine geldiğinde durum işler değişiyor. Faydadan çok zarar görebiliyoruz. Yetersiz ve kişinin özelliklerinden bağımsız olan diyet modelleri insan sağlığında kalıcı olumsuzluklara neden olabilir, kalıcı rahatsızlıklar bırakabilir. Safradan böbreğine, karaciğerine hatta kanserine kadar. Çünkü etkilerimi hatırlamıyorum. Kuru baklagillerin haftada en az 2-3 gün tüketilmesi kansere karşı koruyucu bir etkin olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün kurduğu bir cümle. Ben bu diyetleri yaparak aslında vücudumdaki almam gereken besin gruplarından eksik bırakarak, lif miktarından, posa miktarından eksik bırakarak vücudumu belki günden güne %30 etkiyle beraber kansere götürüyorum. O yüzden mutlaka sağlıklı bir beslenme planlaması, sağlıklı ve kişiye özgü olarak hazırlanmış listeler. Bu şekilde ben hem sağlığımı koruyup hem de kilomu kaybedebilecek kadar iyi bir hale gelebilirim. Diyet kişiye özeldir. Bu hepimizin uygulaması veya söylemesi gereken temel cümle ve hepimizin öğrenmesi gereken temel cümle. Kişiye özgü olmayan diyetleri başkasından duyduğunuz veya internette gördüğünüz diyetleri uygulamazsanız hiç uygulamamanız uygulamanızdan çok daha iyi diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım biraz bilinçlenmişizdir. Biraz farkındalığımız oluşmuştur. Zaten aşağı yukarı bildiğim şeyler ama toparlamak istedim. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Yani, mı? Sahnenize geleyim. İki buyurun. Arkadaşlar soru sormak isteyenler isterseniz gene programdan sonra sorun. Bilmiyorum var mı sormak isteyen, konuşmak isteyen? Ekleyebileceğim bir şey olabilir tabii. Sadece belki. Gerçekten genel olarak problem diyeti kısa vadeli bir şey zannediyor olması çoğu zaman hastanın. Çünkü uzun vadede bir problemi çözebileceğini düşünmüyor çoğu zaman. Uzun vadede yapabileceğini de düşünmüyor. Bir hafta yapayım belki iyi olur diye düşünüp çoğu zaman bir şeyleri deniyor. Detokslar, hani detoks diyetler, hani normal bir diyette bile kabak diyeti yapayım mı diye geliyor mesela hasta kendi bizim karşımıza. Bence o büyük bir problem. Yani uzun vadede diyeti başarabileceğini ona inandırıyor olmamız gerekiyor. Kesinlikle. O da popüler diyetlerden biraz uzaklaştırmış oluyoruz. O da bizlerin elinde diye düşünüyorum. Evet. Evet Şehit Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yani çok güzel toparladığınız konuyu. Tabii ki çıkartması gereken sonuç, kişiye özgü süreci öne çıkarmak zorundayız. Benim en çok anladığım, yani popülist diyetler, copyright sürecini ben o yüzden önemsiyorum. Ama popülist diyetler tabii ki o kişilerin kendileri orada, kendi felsefelerini uygulamaya çalıştığı süreçler. Ve dolayısıyla da bir nebze de olsa bağırsaklara huzur verdiğinde, yani o insanların huzur hoşuna gittiğinde günübirlik aslına bakarsan, biraz da ticari, biraz da anlatımı içine alan süreçler. Zaten popülist kelimesinin içine muhakkak ticari bir felsefe sıkışmış oluyor. Kesinlikle öyle. Çünkü şu da var hocam, ben kitaplardan hatırlıyorum. Bazen ilk zamanlar, işte bu zayıflamanın öngörüldüğü zamanlar, zayıflamanın ya da popüler olduğu zamanlarda bağırsak kurtları satılırmış.
İnsanlar bağırsaklarını tüketip bağırsaklarındaki besin gruplarını emilmeden atarlarmış. Böyle farklı satılan içecekler, yine işte bağırsaklarla alakalı olan o bakteri sürecini aslında vücudun uzaklaştırmaya yarayacak bakteriler bile var. O da zamanında popüler diyetiymiş. Sonra bakmışlar insanlar bunlardan zarar görüyorlar. Farklı diyet modellerine geçilmiş. Bunlar da günümüzün şu anki popüler diyetleri. Valla şu anda tabii ki onu söylemek lazım. Doyulmanın başına gelmedik gelmedik. Kalmadı yani. Oysa doyulma en önemli süreç. O yüzden de biraz önce sunumunuzda söylediniz. Doyulmayı biz canlı kalmanın ana iki unsurundan biri olarak evet. görüyoruz. Hakeza kitapta da ilk 1,5 sayfada onu anlatıyoruz. Yani canlı kalmak, günün sonunda bir oksijen ihtiyacımız var. Bir de tabii ki diyete ihtiyacımız var. Hatta şu espriyi hep yaparız burada hastalarla biliyorsunuz. Oksijen mavosunu ve diyetin de dersini evet. aldığımızda o da zaten eski Türkçe'de ateş demek. Ateşiniz yanıyorsa canlısınız, söndüyse ölmüşsünüzdür. Yani artık cansızsınızdır manasında. Ben şu düzeltmeyi yaparak artık programımızı tamamlayalım. Sevgili dostlarımıza teşekkür ederim diyeceğim. Şöyle ki biraz önceki yorumumda tabii ki 10 yıl öncesini ya da 5 yıl öncesini avlayıcı toplayıcı döneminde canlı kalma adına, doyunma adına avcının topladığı ya da toplayıcının topladığı gıdalarla gıdaya ulaşmaya çalışıyor. Olmayan gıdadan doyunup canlı kalmaya çalışıyorduk. Orada ben bir taş devre diyetini anlatmaktan ziyade insanlığın yani canlının, insan canlısının canlı kalması adına o dönemde avcılar olmayan gıdayı, olmayan besin ögelerini ya da toplayıcılar besin ögelerini toplayarak neslin canlılığını sürdürmesi adına aslında bir katkı sağlıyorlardı. Ama günümüzde teknoloji çok ilerledi ve dolayısıyla biz bırakın gıdaya ulaşmayı, mesela ülkemizde son dönemde, son düzlükte muazzam bir ekonomik buhran yaşanmakta ama hiç kimse aç kalma korkusu yaşamıyor çünkü zaten gıda bolluğu var anormal düzeyde. Neden? Çünkü bugün için Discovery Channel açtığınızda bile faktörü gıdalardan bahsediyoruz. Yani büyük dev fabrikalar, gıda fabrikaları. Dolayısıyla gıda fazlası var. Evet. Hatta gıda fazlasını tüketebilmek için big size şeyi yapıyorlar. Yani Texas size sürümü yapıyorlar. Big size, büyük boylarda yiyeceğiz. O da obeziteyi körüklüyor. Daha fazla tüketin gibi. Daha fazla tüketmeyi zorluyorlar. Tam da bu dönemde artık evren tam tersine döndü gibi diye düşünüyorum. Kafamdaki tabii ki bilginin akışı öyle oluyor. Bu kez de bırakın gıda toplamayı, gıdayı uzaklaştırın, yaklaştırmayın, toplayıp getirmeyin, götürün, öteleyin noktasında gelecek 10 yılda, gelecek 20 yılda bence nütrisyon homeostazisleri, nütrisyon dengecileri en büyük meslek kategorisi olacak ve o yüzden de çok kıymetli olacak diye düşünüyorum. Olayı bir gastronomi olarak görmüyorum, olayı bir tatlandırma, süsleme sanat olarak görmüyorum, olayı ne bileyim o tuzuyla, tadıyla vesaire böyle şekillendirme olarak görmüyorum. Özellikle son dönemde insanlığın, özellikle bu YouTube fenomenlerinin vesaire yarısından çoğunun hileli bir şekilde beslenme ögeli videolar yaparak insanlığın doyunma kaygılarını bile kullandıklarını görüyorum mesela. Orada bile beslenme dengesizliğinin insanın hani belden aşağı vuruyorlar adeta yani. Günümüzde tüketim toplumu. Evet. Onu söylemek istedim yani. Doğru hocam. Bazen videolara denk geliyorum. Şimdi işte hamburger yarışları oluyor mesela. Ya da bazen tam tersi çok zayıf bir birey kendi yediklerini içtiğini sunduğu işte ben bunu hazırlıyorum, bunu içiyorum. Ama gene yedirmeyi öğretiyor yani. Gene bir şeyler yapmayı öğretiyor ama karşıdaki insan da haklı olarak YouTube'da video görüyor. Aa işte o onu yedirmişse ya da onun yaptığı şeylerden daha önce birkaç bir şeyden fayda sağladıysa hemen beslenme anlamında da onun yaptığının aynısını yapacak düzeyde şu an insanlarımız. Ama fayda sağlamak amaçlı bunu yapıyor, biliyoruz. Ama fayda sağlayayım derken işte işin başka bir boyutu da var. O boyutu hep gözden kaçırıyoruz, hasta olabiliyoruz. Hastalık yaratabiliyor bize bu durum. O yüzden bilinçsizce yapılan, böyle hem çok yiyelim hem de şunu içelim, bunu içelim videolarını görünce ben gülüyorum açıkçası. Umarım herkes de bilip geçiyordur diye düşünüyorum. Tabii. Burada tabii ki biz copyright nütrisyon protokollerimizi, popüler copyright protokollerimizi anlatacağız derken aslında altını çizerek söylemek zorunda olduğumuz bir durum var. Kesinlikle tek tip bir felsefe değil. Kişiye özgü felsefeyi klinikle birlikte içinde anlatılması gerektiği. Çok özel bir dikkatimi çekti orada. Koldaki yağ oranını gözünle görebilmen. Anlatırken, gördüğünü anlatırken bile sorduğum şeyi üstesi direkt çizemedim. Çünkü beynin arkasında o kadar iyi kaydedilmiş ki ön tarafta onu anlatma. Onlarla birlikte, bir klinisyenle birlikte. Herhalde gene gelecekte salgın uzmanları da büyük oranda nütrisyonistlere doğru kayacak. Onu algılamaya başladım. Yani şu topluluğu, şu grubu gördükten sonra. Tabii ki ben bu arada iki olaya ürün de yerleştireyim. Hem onkoloji kliniği yerleştireyim hem de talamusu yerleştirebilirim aslında. Onkoloji klinik de biliyorsun onkosunun onkolojisi olivin zeytini. Oradaki zeytin tanesini görüyorum şu anda orada. İnşallah hepiniz bir zeytin tanesi sağlığı kadar, bir zeytin ağacının ömrü kadar bereketli ve bir zeytin tanesinin verdiği sağlık kadar sağlıklı bireylere ve nesillerin oluşması için bir zeytin tanesi gibi gelecekte bir misyon işlemişsiniz diyorum.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar, bugün onkolojik klinikte gerçekten misafirlerimizle birlikte, özellikle nütrisyon sağlık uzmanı, nütrisyonist sağlık uzmanlarıyla birlikteydik. Şöyle hocam gene çok keyifli bir sunum yaptı. Ben çok yararlandım. İki türlü yararlandım. Son günlerde ben de çaktırmadan bir limon suyuyla birlikte popülist bir sürecin içerisindeyim. Onun zararlarından kendimi korumam lazım ama bir hafta yine de deneyeceğim onu. Çünkü vücudumu birazcık boşaltmam lazım. Senin sunumuna tam böyle... Sunum sonrası konuşalım ama dikkatli gitmem gerektiğini öğrendim. O birinci cümlem kendime çıkardım. İkincisi de onkolojik klinikte gerçekten her gün dolu dolu çok şey paylaştığımızı gözlemledim. Yani gayet de sıradan bir konuyu dostlarımın birlikte tecrübelerimizi paylaştığım, deneyimlerimizi paylaştığım, profesyonellerimizin, sağlık uzmanlarımızın, Şüheda Hanım'ın, hani sıradan bugün ne konuşacaksan dediğimde öğleden sonra yaklaşık 3 saat kadar önce söylemiştim. Şüheda Hanım akşam arkadaşları sunum hazırla diye ve Şüheda Hanım 3 saat önceki hazırlamış olduğu sunumu sundu şu anda. Bu da onkolojik kliniğin gücünün anlatılması adına önemli. Çaktırmadan senin gücünden faydalanarak onkolojiye bir genel ürün yerleştirdim yani. Ben hepinize sağlıklı günler diliyorum. İyileştirmek iyiliktir diliyorum. Hoşçakalın.